İnce kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercek veya bu merceklere benzeyen sistemi su leğeninde oluşturarak doğrusal ve dairesel dalgaların hareketini inceleyelim. Doğrusal su dalgalarının ince kenarlı mercek şeklindeki ortamdan geçişi. İnce kenarlı mercekte az yoğun ortamda asal eksene paralel gelen ışıklar odakta toplanırlar. Su ortamında derin ortamı az yoğun, sığ ortamı çok yoğun ortam gibi düşünelim doğrusal dalgalar ince kenarlı mercek şeklindeki sığ ortama geldiğinde ışıktaki gibi odakta toplanır sonra dağılırlar. Bilindiği gibi bir mercek kendinden daha yoğun ortama konulursa özellik değiştirir. İnce kenarlı mercek çok yoğun ortama konulduğunda kalın kenarlı mercek gibi davranır ve asal eksene paralel gelen ışınları dağıtır. Aynı durum su dalgalarında da gözlenir. Sığ ortamda ilerleyen doğrusal dalgalar, ince kenarlı mercek şeklindeki derin ortama girdiğinde, merceğin önündeki dairesel bir kaynaktan geliyormuş gibi dağılarak kırılırlar. 2. Doğrusal su dalgalarının kalın kenarlı mercek şeklindeki ortamdan geçişi. Kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. Doğrusal su dalgaları da kalın kenarlı mercek şeklindeki sığ ortama girdiklerinde merceğin önündeki dairesel bir kaynaktan geliyormuş gibi kırılırlar. Kalın kenarlı mercekte dış ortamın kırılma indisi merceğin kırılma indisinden büyükse mercek özellik değiştirir. Doğrusal su dalgaları da kalın kenarlı mercek şeklindeki derin ortama girdiklerinde merceğin arkasındaki bir noktada toplanır sonra dağılırlar. 3. Dairesel su dalgalarının ince kenarlı mercek şeklindeki ortamdan geçişi. A. Kaynak 2F'nin dışındaysa. İnce kenarlı mercekte 2F'nin dışından gelen ışın, F ile 2F arasından geçerek kırılır. Benzer şekilde 2F'nin dışından gelen dairesel su dalgaları, ince kenarlı mercek şeklindeki sığ ortamdan geçtiğinde, F ile 2F arasında toplanarak dağılırlar. B. Kaynak 2F'de ise. İnce kenarlı mercekte 2F'den gelen ışınlar 2F'den geçerek kırılırlar. Aynı durum su dalgalarında da gözlenir. 2F'den gelen dairesel su dalgaları 2F'de toplanarak dağılırlar. C. Kaynak F ile 2F arasındaysa. İnce kenarlı mercekte F ile 2F arasından gelen ışınlar 2F'nin dışından geçerek kırılırlar. Aynı durum su dalgaları için de geçerlidir. Derin ortamda odakla merkez arasındaki bir noktadan gönderilen dairesel su dalgaları merceğin diğer merkezi dışındaki bir noktada toplanır ve sonra dağılırlar. D. Kaynak F'de ise ince kenarlı mercekte F'den gelen ışınlar asal eksene paralel olarak kırılırlar. F'den gelen dairesel su dalgaları derin ortamda bulunan ince kenarlı mercek şeklindeki sığ ortama doğrusal olarak kırılırlar. E. Kaynak F ile mercek arasındaysa. İnce kenarlı mercekte F ile mercek arasından gelen ışın uzantısı geldiği taraftan geçecek şekilde kırılır. F ile mercek arasından gelen su dalgaları da benzer şekilde dağılarak kırılırlar. 4. Dairesel su dalgalarının kalın kenarlı mercek şeklindeki ortamdan geçişi. Kalın kenarlı mercekte asal ekseni kesip gelen tüm ışınların uzantıları F ile mercek arasından geçerek kırılırlar. Benzer şekilde dairesel su dalgalarının uzantıları da F ile mercek arasından geçerek dağılırlar. Dış ortamın kırılma indisi merceğin kırılma indisinden büyükse mercek karakter değiştirir. Dairesel su dalgaları kalın kenarlı mercek şeklindeki derin ortama girdiklerinde mercekte kırıldıktan sonra doğrusal olarak hareket ederler.